kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Kandil geceleri nasıl değerlendirilmelidir? Aslında bir Müslümanın gece hayatı her gün vardır. Onun için ey Müslüman gece hayatın var mıdır diye Müslümana sormak lazım. Olumlu anlamda. Elbette bir Müslüman gece yatsı namazı vardır. Gece inşallah kalkar uykunun bir anında abdestini alır, teheccüd namazını kılar. Gece hayatı bir Müslümanın olmazsa olmaz hayatıdır. Çünkü hayatın yarısıdır. Yarısını gündüz olarak geçirir, yarısını gece olarak. Öyleyse bir Müslüman geceyi de Müslümanca geçirir. İslam'a uygun uyumasıyla, yemesiyle, içmesiyle, hal ve hareketleriyle tamamen İslam'a uygun bir hayat tarzını benimser ve ona göre bir hayat sürer. Ancak bütün geceleri değerlendirmeye çalışmakla beraber... Hasseten mübarek gecelerde mesela Ramazan gecelerinde Kandil gecelerinde Regaib gecesinde Mevlid gecesinde Miraç gecesinde Berat gecesinde haseten Kadir gecesinde veya cuma gecelerinde bayram gecelerinde arefe gecelerinde hani bu günlerde o geceleri değerlendirme konusunda daha bir hassas olmak gerekiyor. Acaba nasıl değerlendirirsek daha verim almış oluruz? az zamanda daha faydalı olacak şekilde değerlendirmiş oluruz. Bu soruya cevap vermek için bir bazı maddeleri tek tek kaydettim. Onları sizinle paylaşalım. Bir, bir defa Kur'an-ı Kerim okumak ve okuduğumuz Kur'an ayetlerini anlamak ve o okuduğumuz ayetlerin ne kadarını hayatımıza tatbik edebildik onun bir hesabını çıkarmak. Bir ayet okuduk, ayetler okuduk veya dinledik. Acaba okuduğumuz ayetler ne diyor? Onları tefsirlerden, açıklayan eserlerden okuduk veya açıklayanlardan dinledik. Sonra da kendimiz hesaba çektik. Ben bu ayetlerin neresindeyim? Bu ayetlere ne kadar uygun bir hayat sürüyorum ve ne kadar Cenab-ı Hakk'ın kelamına uyuyorum. Birinci hedef ve gayemiz bu olmalı. Buna göre hayatımızı değerlendirmeliyiz. İkincisi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini okumalıyız. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini anlamalıyız. Anladığımız hadislerle ilgili hayatımızı bir ölçeye koymalıyız. Ben ne kadar Peygamberimizin hayatına, hadislerine, sünnetine ve hayat tarzına uyuyorum. Bir de bunun hesabını ve kitabını kendi iş dünyamızda yapmalıyız. Bunu cemaat olarak yapabiliriz. Ailemizde kendimiz aile fertleri yapabiliriz. O da mümkün değilse tek başına yapabiliriz. Veya başka yerde yaptıklarını duyduğumuz insanlar varsa onlarla beraber camilerde yapabiliriz, medreselerde yapabiliriz veya herhangi bir toplantı yerinde insanlarla bunu beraber veya tek başına yapabiliriz. Diğer tarafta bu geceler özellikle kaza namazı olan kardeşlerimiz için kaza namazı kılma alışkanlığının başlamasına ve kaza namazlarının azalmasına iyi bir vesile. Diyelim ki 3-5 yıllık, Allah muhafaza. Belki 10 yıllık, belki 15 yıllık insanların kaza namazı olabilir. Hele hele namaza başlamamışsa o güne kadar namaza başlamasına iyi bir vesile olabilir. Öyleyse namaz kılmak ve varsa mutlaka kaza namazlarını kılmak ve onu vesile ederek ondan sonra gecelerde de günlerde de azar azar da olsa her gün, hiç olmasa her vakit bir vakitlik kaza namazı kılmaya niyet etmek ve her vakitte mümkün mertebe en az bir vakit kaza namazı kılmak. E, kaza namazı olmayabilir kardeşimizin. Tamam. Gecelerde, mübarek gecelerde kılınan namazlar çok değerlidir, çok kıymetlidir. O zaman o gecelerde nafile namazlar kılmak ve bolca Cenab-ı Hakk'a e, uzun uzun rükularda, secerlerde bulunmak, kıyamda uzun uzun okuyarak durmak ve uzun okuyamıyorsak kısa kısa okuyarak çok namaz kılmaya gayret göstermek. Bir diğeri tefekkür dediğimiz ve bir saati bin sene nafile ibadetten hayırlı olan ibadeti yapmak. Evet, tefekkür en büyük ibadetlerdendir. Ve o mübarek geceler vesilesiyle Ya Rabbi ben kimim? Nereden geldim? Niye geldim? Nereye gidiyorum? Bu hayat beni nereye götürüyor? Dur bakalım, bir dur bakalım. Kendini şöyle bir hesaba çek. Sen ne yapıyorsun arkadaş? Hayatın nasıl gidiyor? Yaptığın şeylere şöyle bir göz gezdir bakalım. Torbana neler koydun? Hani meşhur bir şey vardır. Müsaade ederseniz onu burada anlatayım. Nasrettin Hoca merkebiyle bir yere giderken merke ikide, merkep ikide bir durur ve diğer hayvanların bıraktığı gübreleri koklarmış. Nasreddin Hoca almış o gübreleri torbaya doldurulmuş. Merkebinin torbasına. Hayvan her kokladığında o gübreleri Nasreddin Hoca torbaya dolduruyor. Sonra da gittiği yerde torbayı merkebinin ağzına takıyor yesin diye. Tabi merkep o gübrelerini nasıl yiyecek? Saman yemesi lazım, yem yemesi lazım. Bu sefer pıh mıh deyince Nasreddin Hoca demiş ki sen beğendin ben doldurdum. Yani torbalarımızı biz kendimiz dolduruyoruz ve hayat torbamıza neleri koyduğumuzu, hayat ağacımıza neler diktiğimizi ve neler biçeceğimizin hesabını yaptığımız bir gece olmalı. Tefekkürü anlamda hayatın manası ne? Bu hayat bana niye verildi? Niye hayvanlara verilen hayat değil de bana insan hayatı verildi? Niye bitkilere verilen hayat değil de bana İnsan hayatı verildi. Niye bana akıl verildi diğerlerine verilmedi? Neden benim etim budum bir işe yaramıyor da hayvanların eti budu bir işe yarıyor? O zaman ben ne işe yarıyorum? Gibi aklımıza gelebilecek her türlü tefekkürü boyutun yapıldığı geceler olmalı. Diğer taraftan günahlarımıza samimi bir tevbe etmenin zamanıdır. Küs olduğumuz insanlar varsa barışmanın bir vesilesidir bir maille, bir mesajla, bir telefonla nasılsın, gece mübarek olsun. Bak güzel bir vesile. Hemen barışı verdiniz, bir selameti vermek, bir selam gönderi vermek veya hastalar varsa, yaralılar varsa, sıkıntılı insanlar varsa onları ziyaret etmek veya mesaj çekmek veya telefon açmak veya hatta yakınlarımızı dediğimiz, özellikle sırf dediğimiz anne, baba, eş dost, amca, dayı, hala, teyze gibi yakın kardeşlerimiz gibi yakın insanlarımızla irtibata geçmek, mümkünse onları ziyaret etmek, değilse eğer onlarla bir şekilde irtibata geçip hal hatırlarını sormak, zor durumda olanlar varsa onlara maddi imkanlarımızla yardımcı olmak gibi inşallah o geceleri elimizden geldiği kadar sayamadığımız güzelliklerle değerlendirmeye gayret etmek gerekiyor.